iyice ne ayrıntılarını anlaması için açarak, sorularla açarak gitmek istiyoruz. Barış'a bırakacağım ama sadece şunu açabilir misiniz? Siz dediniz ki HDP bunun solla sınırlı kalmamasının daha geniş kitlelere açılması gerektiğini düşünüyor. Mesela Türkiye İşçi Partisi yaptığı toplantıda buna benzer bir şey söyledi ama şunun altını çizerek söyledi. Biz sağ partilere açılmayı asla düşünmüyoruz. Amacımızda Millet İttifakı gibi sağda bir siyaset yok ama biz sol ittifak derken bunun içine kadın örgütlenmelerini, LGBTİ'yi, çevre örgütlenmelerini almak istiyoruz. Yani o tipin anladığı açılma bu. Siz HDP'nin daha geniş kitlelere açılmak istiyoruz sözünden TKP olarak neyi algılıyorsunuz ve orada katılmadığınız nedir? Bunu bir sorayım önce ki iyi anlaşılsın diye. Bir açıklık getireyim. Geniş kitlelere açılmayı kim istemez? Hiçbir ittifak kendisini halk kitlelerinden soyutlamaz. Ama öncelikle siyasi partilerden söz ediyoruz. HDP solla sınırlı kalmayan bir ittifak derken geniş kitleleri değil siyasi kesimleri kastediyor. Türkiye Komünist Partisi ya da başka bir devrimci partinin geniş kitlelerden uzak durma, örneğin toplumsal hareketlerden, işçi örgütlenmesinden, kadın örgütlenmesinden, gençlik çalışmalarından uzak durma diye bir hedefi olamaz tabii ki. Kastettiğimiz başka bir şey. İdeolojik ve siyasi referansları oldukça farklı olan ve bizim temel ilkelerimizle, yani bizim açımızdan söylüyorum, Türkiye Komünist Partisi açısından söylüyorum. Örneğin bizim açımızdan laiklik, sınıf vurgusu, emekçi sınıfların merkezinde durduğu ve anti-emperyalist bir siyasi mücadele hattı son derece önemli. Biz bu çerçeveye sığmayacak hiçbir siyasi projenin parçası olmayacağımızı söyledik. Hı hı. Ve bunu yaparken de hiçbir kesimin adını zikretmedik. Hiçbir siyasi partinin adını zikretmedik. Dedik ki bizim için önemli olan bu ilkelerdir, bu yaklaşımdır. Bu yaklaşıma her kim samimi olarak ben inanıyorum diyorsa Türkiye Komünist Partisi onunla birlikte yürümeye hazırdır. Anladım. Peki. Evet. Burada bir virgül koyalım. Buyurun. Hem Barış devam etsin, Önder Bey'e de belki dönmek istiyor ve Emin devam etsin. Şimdi Önder işlerine şunu sormak istiyorum. Belki hani sonuçta elbette ki yarın HDP'nin diğer sol ve çeşitli grupları çağırdığı toplantıda ne konuşulacağını bilmiyoruz. Ancak hem buraya programa konuk olarak davet ettiğimiz HDP'li politikacıların açıklamalarından hem işte tipin Şirin'in biraz önce sözünü ettiği açıklaması geçen hafta yapmış olduğu çağrıdan hem de mesela Independent Türkçe'de okumuşsunuzdur muhabir arkadaşımızın adını da söyleyelim. Abdülhakim Günaydın'a Sultan Özcan HDP'nin bu konudaki yöneticisi. Bu ittifakın sınırlarını ne yapmaya çalıştıklarını anlatmasından ne önerildiğini aşağı yukarı öngörebiliyoruz. Tabiri caizse temel eksenin demokrasi ittifakı diye tabir edilen, adının hatta halk ittifakı diye koyulduğu, çağrılan gruplara bakıyorum bir kısmının HDP çatısı altında, bir kısmının da pusulada HDP ile tıpkı Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi yan yana, aynı pusulada bir ittifak adı Halk İttifakı olabilir, başka bir ittifak olabilir. Yan yana durduğu bir öneride bulunuyor aşağı yukarı bütün parçaları birleştirdiğimizde. Şimdi Önder İşleyen, ben sizin bugün yaptığınız açıklamayı okuyorum. En çok tartışılan kısmı burasıydı. Siz dediniz ki yani bu masaya çağrıldığınız toplantıya ilişkin, partimiz bu aşamada hangi koşullarda yapılacağı belli olmayan seçime ilişkin bir ittifak tartışmasına girilmesini doğru bulmamaktadır. Bu bağlamda HDP'nin çağrısıyla gerçekleşecek sınırları ve içeriği belli olmayan Demokrasi İttifakı adı altında yapılacak çalışmanın parçası olmadığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Buradaki bazı ifadeler çok tartışıldı bu açıklamanın ardından. Ne demek tam olarak hangi koşullarda yapılacağı belli olmayan seçim? Ondan sonra sınırları ve içeriği belli olmayan Demokrasi İttifakı. Bunların hani belki bir bildirinin içerisinde birkaç cümleyle anlatılıyor ama topluma anlaması açısından, sizi takip edenlerin anlaması açısından neden bu masaya oturmuyorsunuz bu kavramları kullanarak?
Evet, tekrar iyi akşamlar. Teşekkür ederim Barış Bey'e de. Aslında iyi bir yerden başlıyoruz. Tabii ki biz de yarınki toplantıda ne konuşulacağını biliyoruz. Şöyle biliyoruz, biz HDP ile de diyalog içerisindeyiz. O toplantıya katılan diğer örgütlerle de diyalog içerisindeyiz. HDP'li arkadaşlarla da pek çok kez görüşme yaptık. Yine o toplantıya çağrılmayan çeşitli örgütlerle de bizim görüşmelerimiz, diyaloglarımız var. Ve önümüzdeki süreçte de bu diyaloglarımız, iletişimimiz devam edecek. Buraya açık bir şekilde devam ediyoruz. HDP'li arkadaşlarla bizim yaptığımız görüşmelerde de ifade edildi. Sizin söylediğiniz gibi kamuoyundan gizli bir şey yok. Açıklıyorlar, yazıyorlar. İşte Selahattin Demirtaş bu konularda yazdı. Önümüzdeki seçimlerde 20 milletvekili sola teklif edildi. İşte bazı siyasetler bu teklife olumlu yanıt verdiler. İşte dekanlık, valilik, kaymakamlık teklifler edildi. Önümüzdeki dönem açısından aslında HDP merkezinde olduğu bir öneri var. HDP etrafında birleşmeye dönük sola böyle bir öneri var. Dolayısıyla da aslında yarınki toplantı bütünüyle ne olduğu belli olmayan bir toplantı değil. Söylediğim gibi HDP'li arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde bunları da tartıştık. Ama şöyle bir yanını da ifade ederek diğer vurgularımıza geçeyim. Biz toplantıya katılmayacağımızı HDP'li arkadaşlara öncesinde bildirdik. Yani biz zaten bu toplantının bir katılımcısı olmayacağımızı, olmadığımızı kendilerine söyledik. Çünkü bizim yaptığımız görüşmelerde zaten bir ittifak zemini, buna dönük bir tartışmaya dönük bir ortaklaşma yoktu. Ama önce bizim de içerisinde olduğumuz gibi bir fotoğraf basına yansıtıldı. Daha sonra da biz bunun içinde değiliz dediğimizde de öyle bir kenarda bekleyen bir şey bir taşlamaya başladı bize. Neden katılmıyorsunuz diye. Şimdi biz bunu da çok etik bulmadığımızı söylemek durumundayım. Yani HDP ile yürüttüğümüz ilişki açısından da, diyalog açısından da bu önemlidir. Çünkü Türkiye'nin bu çok kritik koşulları içerisinde tüm muhalefetin birbirine ihtiyacı var. Tüm muhalefetin iletişimine açık, diyaloğa açık, dayanışmaya açık, birlikte mücadeleye açık bir süreci örgütlemeye ihtiyacı var. Ve bunun içinde birbirimize iradelerine saygı duyan, birbirimizle ilişkilerimizdeki bu hassasiyetlere dikkat eden bir tavır içerisinde olmalıyız. Şimdi ikincisi, HDP bir tutum belgesi açıkladı. Yaptığımız görüşmelerde bu tutum belgesi üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Zaten o değerlendirmelerde biz kendilerine özellikle bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda AKP'ye hayır diyen net bir çizgiyi benimsemiş olmalarının olumlu bulduğumuzu ifade ettik. Ama tutum belgesinin ana karakterine baktığımızda önümüzdeki dönem için planlanan bir restorasyon sürecine eklemlenmiş bir eksene sahip olduğunu ve bizi bu eksenin bizi ifade etmediğini de söyledik. Yani bugün Türkiye'nin kapitalist sistemin, çürümüş kapitalist sistemin içerisinde ondan doğan sorunlarına değinmeyen, özelleştirmelere değinmeyen bir sınıf eksenli bir sosyalist mücadeleye eksenine sahip olmayan, laiklik, anti-emperyalizm gibi bugünkü rejimle hesaplaşmanın ana karakterini oluşturacak temel çizgilerden uzak bir tutum belgesi etrafında solun birleştirilme çabasının doğru olmadığını önümüzdeki dönem için söyledik. Ama sizin okuduğunuz metinde de dikkat çektiğimiz bir başka nokta var. Bunu benim bir ifade etmem gerekiyor. Şunu söylüyoruz. Şimdi şöyle bir algı oluştu tüm muhalefette. Düğün, dernek, seçime gidiyoruz. Yani sanki kazanılmış bir seçim var. Ve bu kazanılmış seçimin ardından herkes masada kendine düşecek payı tartışmaya başladı. Herkes hangi mevzide olacağını, hangi koltuğu paylaşacağını tartışmaya başladı. Türkiye'yi olağan bir seçimin beklemediğine dikkat çekiyoruz. Dikkatlerin sadece seçim anına toplandığı ve sanki iktidar değişikliği gerçekleşmiş ve Türkiye'de muhalefet işte mevzileri paylaşma aşamasına gelmiş gibi bir şey tüm toplumu da yanıltacak. Tüm muhalefeti de yanıltacak çok önemli bir zaaftır. Şöyle bir dağınıklık var muhalefette. AKP'nin güç kaybetmesini bir kendiliğinden yenilgi gerçekleşeceğini uman bir yanılgı içerisinde muhalefet. Oysa Türkiye'yi çok riskli bir geçiş dönemi bekliyor. Bu etap yani iktidar değişikliğine kadar gidecek etapın içinde barındırdığı riskler. Biz hangi koşulda seçimlere gideceğiz? Bunu hesaba katmayan, bu koşullar için mücadele etmeyen bir anlayışı doğru bulmadığımızı ve bugün mücadeleye seçim ittifakı üzerinden ve milletvekilliği pazarlıkları üzerinden
başlamanın yanlışlığına vurgu çekiyoruz. Önder Bey, Önder Bey, bunu ikinci kere söylediğiniz için bunu birazcık açmanızı rica edeceğim. Seyircilerimiz için. Biraz önce dediniz ki işte HDP'ye 20 milletvekilliği teklif edilmiş. Hani şu anda milletvekilliği pazarlıkları başladı. Ya bunu kimin teklif ettiğini, çünkü yani en azından Türkiye İşçi Partisi'nin yaptığı basın toplantısında bizim anladığımız hedefin 20 milletvekili olduğunu. Demirtaş daha önce böyle bir açıklama mı yaptı ya da en azından sizin bu yönde bir duyumunuz mu var? Milletvekilliği pazarlığının kimlerle yapıldığını ya da kimlerin 20 milletvekilliği teklif ettiğini söylüyorsunuz. Onu, orayı biraz açabilir misiniz lütfen ki? Evet, şimdi bu aslında Demirtaş Evrensel Gazetesi'ne yazdı. Hatırlarsanız bunu aslında defaatle de yazdı. Sadece bir defa yazmadı. O ama en çok tartışılan yazısı oydu. Orada Türkiye soluna dönük şöyle bir çağrısı vardı. Önümüzdeki seçimde siz de iktidardan payınızı alın. Türkiye solu da önümüzdeki dönem oluşacak iktidardan payını alsın. 20 milletvekiliyle grup kursun. Bunun için dekanlık var, valilik var, kaymakamlık var. Buralarda ne istiyorsa ortaya koysun, bunun için gelsin, pazarlık yapsın. Ben arkanızdayım. Üslup olarak da, siyasi olarak da doğru olmayan bir açıklamaydı. Dolayısıyla aslında mesele burada kilitlenmiş durumda. Ve Türkiye'deki muhalefetin ve Türkiye'de işte ifade ettiğiniz bunun karşılığında söylenen şey de şu, biz 20 milletvekiline talibiz. Bizim söylediğimiz şey çok açık. Seçim tartışmasına, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara buradan tartışarak başlarsanız kazanılacak bir şey yoktur. Hatta önümüzdeki dönem bu AKP iktidarını yapacağı kötülüklere karşı toplumu korumasız hale getirmektir. Muhalefet ciddi bir dağınıklık içerisinde. Herkes bir yere çekiştirmeye başladı ve önümüzdeki sürecin bütün risklerine ilişkin uyarıları yapmak zorundayız. Bizim Peki. önemli görevlerimizden bir tanesi bu. Türkiye'deki Peki. tüm muhalefeti ve toplumu buna karşı uyarıyoruz ve bu etapta, yani bugünkü mücadelenin bu etabında esas olan şey toplumun bu oluşacak risklere karşı örgütlü bir toplumsal seferberliğin içine girilmesi ve önümüz çok iktidar değişikliği olsa bile çok zorlu bir mücadele Türkiye'yi bekliyor. Yani 20 yıllık bir iktidar var ve bütün devlet ele geçirmiş durumda. Tarikatler, evet. cemaatler, çeteler. Evet, peki Buyurun. Öner Bey, müsaade edin, süremiz de dar olduğu için yani hem Kemal Bey'i de birazcık tartışmaya katmak istiyorum, hem de Emin'in galiba bir sorusu var. Soru cevapla gidersek daha zannediyorum tabii. açarak gitmiş oluruz. Ben Kemal Bey'in biraz önce söylediği bir şeyi biraz açmasını isteyeceğim. Bizim başka görüşmeler de var solda dediniz. Bundan bir, eğer o görüşmelerde tabii ki bir yere varır ise... sonuçta görüşme demek sonunda uzlaşma da olur, uzlaşmaya da bilirsiniz. Dördüncü bir ittifaktan mı bahsediyoruz bu durumda? Şimdi şöyle, bu üçüncü ittifak sözcüğü zaten o kadar sık kullanıldı ki kime ait bu karışık. Örneğin Millet İttifakı'nın yanında bir başka üçüncü ittifaktan daha söz ediliyor. Gelecek Partisi, Deva'yı içine alan. O yüzden biz bu kavramları pek